çekiyorsun. Evet. Şimdi biz bu gazeteye gidiyoruz. Herkese merhaba. Nevacım, el sallar mısın? İki hafta önce biz Kınalar'daydık. Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Biz Salih'in dediği gibi yine Bostancı'ya geldik ve bu sefer Burgaz Adaya'da gidiyoruz. Çocuklar çok istediler. Arabayı biraz geriye park ettik şimdi. Şeye doğru yürüyoruz. Sıcak diye şapka falan aldık yanımıza. Nereden tersine mi yazıyor? Bilmiyorum ki, oradan çıkıyor galiba. Arabayı söylüyor da. Bostancı sıkıntılı ya. Hep metro çalışması var, yollar tıkalı. Park edecek yer yok. Şimdi geldik. Birazcık uzağa çektik. Dediğim gibi çok sıkıntılı. Arabayı bırakmak bir yere. Keşke Maltepe'den direkt olsa adalara. Daha yakın hatta ama. Buradan belirlemişler. Ay, şapka uçuyor. Ay, hava güzel, güneşli ama biraz rüzgar var. O da çok güzel, serinletiyor. İyi yani. Yani ne kadar yürümüşüzdür? 2 kilometre falan yürüdük. Neyse, yürüyüş güzel oluyor. Zaten biz gezerken en çok yürümeyi seviyoruz. Güzel oluyor. Bizim için de yürüyüş oluyor. Çocukların zaten bir bisikleti var. Rahat oluyor yani. Bisikletleri park ediyoruz. Vapura bindik. Ne bir vapur acaba? Küçük bir. Bu herhalde taksi oluyor. Deniz taksi. Onun gibi bir şey anneciğim. Deniz taksi. Evet. Evet, bakalım mı küçük balıklara? Evet, bakın şurada yeşil yeşil. Ha, orada. Bunlar benim yeşil balık. Kameradan gözükecek mi bilmiyorum ama evet, orada küçük, küçük balıklar var. Bakın şurada. Evet. Eva, sen de bak. Eva simit ayran keyfi yapıyor. Ve indik. Şimdi meydandayız. Bunlar bayağı eski evler. Salih Bey tur atıyor. Bizimkiler arkada kaldı. Nevacım, el salla. Şurası da karşı tarafta zaten Heybeliada. İtfaiye aracına bakın, ne kadar tatlılar. Şöyle bir bankta simit ayran molası verdik. Çocuklar vapurdaydılar, dayanamadılar. Biz şimdi yiyoruz. Şöyle birazcık yokuş çıkıyoruz. Böyle orman yolu. Bisikletleri biz taşıyoruz. Bisiklet taşıyıcı. Biz köle miyiz? Evet. Biz de profesör çalışıyoruz, değil mi? Ama bayağı iyi ya. Evet, manzara. Şuradan size de göstereyim. Çok harika. Karşı taraf Heybeliada. Hatta onun arkasında Büyükada da gözüküyor sanırım. Gözüken. Harika. Şöyle biraz yokuş çıkmış olduk. Ama böyle ormanın içinden çok hoş oluyor. Yorucu ama şu kuş sesleri falan, o his yetiyor yani. Gençler. Gençler. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İğrenç gidiyor.
Ama arkadaki manzaraya bakar mısınız yani? Böyle şey, solunda manzara ara çıkınca çok koymuyor yani yokuş falan. Çok güzel. Arkamdalar. Wow, şöyle bir yere geldim. Yol buradan dönüyor zaten. Sanırım tekrar şey merkezine iniyor adanın. Biz tersinden başlamış olduk. Herkes sağa doğru gitti. Ben de bu sefer değişiklik olsun sola doğru gidelim dedim. O yüzden böyle ıssız ormana direkt daldık. Çocuklar birazcık bana kızdılar. Yokuş çıkıyoruz diye ama. Çocuklar manzaraya bakar mısınız? Oh my God. Çok ben yaklaşmadan at anneciğim, bak ağır taş. Diye atarsanız güzel gibi. Aşağıya bakar mısınız? Bu manzara! Yatlarla falan geliyorlar buraya herhalde, koyları. Ara ara hep gördük. Şurası yine geçen bu kanalda, vlogunda da göstermiştik. Şuradaki gözüken ada, yassıada. Arkasındakinin ismi yok sanırım. Yani çok yerleşim yeri de yok sanırım. O zaten adaların sonundan da gözüküyor. Normal Maltepe'den gördüğümüzde. Yasada bu adaların arkasında kalıyor. Adaya geldiğimizde görebiliyoruz ancak. Şöyle diğer adalar. Heybeli büyük ada. Şimdi daha çok net gözüküyor arka tarafları. Şuradaki adayı da yeni fark ettik. Küçücük bir ada var orada. Çocuklar. Sen neredesin Nevoş? Sen de gir kadraja. Nevacığım fazla gitme. Evet, bisikletler de orada bizi bekliyor. Gel, gel bana diyor bekliyorum. Evet, yola devam. Yola devam. Devam. Afiyet olsun bebeğim. Bana bak kız. Seni yerim bak. Şimdi buraya çıkacağız. Ama of, püfür püfür esiyor Allah. Yine manzaramız yanımızda. Çıkıyoruz. Tamam, fotoğrafını çekeyim. Videoyu da çekeyim. Çok güzelmiş böyle bir. Yolun sonu yine şeye gidiyor herhalde, manzaraya. Hangi tarafta çekeyim? Karar verin. İstediğiniz yerde çekebilirim. Hangisi daha küçük gibi? Hangisi daha yüksek? Döndük arka tarafından. Yine İstanbul manzarası yazıyor burada. Salih Maymunu diye bir şey çıkaracağım artık. Salih Maymunu dındırdın mı? Bunların ilerisine doğru geldik. Şöyle yukarıda da yerleşim yerleri var. Ve şehir, yani merkezini görüyor buradan tepeden. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Bisikletleri arkada bıraktık ama inşallah bir şey olmaz. Gargamel'in evine geldik. Bakın şirin yaşıyordu, öldü mü lan? Şurada iyi ya. Mangal yapıyorum. Allah. Evet. Yemedi hiçbir zaman şirinleri bir kere. O hiçbir biraz zaman gerçekleşmedi. Hayal kuruyorum. Sen video çekiyor sanırım. Bak burada şey daha net. Şimdi biz de işte dolaşıp tekrar merkezine ineceğiz. Şu adayı biz yeni fark ettik ya. Önünde böyle ikisinin arasında, iki adanın arasında bir adacık varmış. Onu da yeni fark ediyoruz. Zaten bu arada biz Burgaz Adaya ilk defa geliyoruz. Heybine gitmiştik daha önce. Ama yavaş mı? Nereye iniyor? Merkeze mi? Çok güzel ya. Şu an tam İstanbul manzarası, adanın merkezinin manzarası ayaklarımızın altında. Ben burada düşersem.
Baban bakalım. Arkanda yavrum. Kayıyor anneciğim, yerler topraksı ya. Şey, asfalt değil. Kayıyor var ya, kayıyor. İttir beni anne. Amacığım. Biraz yokuş olunca Salih benden de. Arkadaşlar şuradan video çekeceğim. Bana bir tane video kamerası. Tamam. Sen vlog mu çekeceksin oradan? Evet, çok güzel olur aslında. Olur. Bak orada Türk bayrağı var. Gördün mü? Buradan böyle çıkarken offroad yapacağım. Tamam. Hadi ittireyim seni. 1-2-3. Sen şu evi görüyor musun? Ne denir ona? Ev değil o bence. Villa olabilir de, villa da değil. Çok güzel ya. Şöyle. Şuna bayıldım. Bundan istiyorum Serhat. Oldu canım. Bundan ama olsun. Sıvence oradan vereyim. Burada şeyler, inekler var. Aa, inekler var. Aa, ben de diyorum ne kokuyor. Hayır, bir de şey, çan sesi geliyor ya boyunun önüne. Derin orada bir şey var, korktum. Sanki sigetin al gel. Ses çıkarıyor, görüyor musun? Bunlar buraya nasıl getirmişler? Ne diyor. Hani bir saldırırsa öldük. İnek kokusunu özlemiş misiniz? Ben çok. Sen çok mu özledin Neva? Ben çok özledim. Neva köyü çok seviyor. Ben gidiyorum yanlarına. Babaanneme selam. Babaannene selam öyle. Az kaldı, köye de gideceğiz. Aa, anne şurada çan gitme yeri var. Bak bisikletle yok. Çocuklar geri kaçtı. İnemediler. Şu taraftalar. Bak babanız indi, gördünüz mü? Bir şey olmuyor. Gel Salih. Hadi Salih. Yavaş. Cesaretini topla ve gel. Karıncaların yoluna bakar mısınız? Çok böyle güzel gidiyor. Şöyle tepeden göstereyim. Kendilerine yol yapmışlar Sadi. Yesinler. Evet. Çok tatlılar. Taş koysak ne olur? Taş koyma anneciğim, yolu kapatırsın o zaman, olur mu? Senin yoluna taş koysalar nasıl olur? Şöyle çok güzel bir koy var. Madam Marta koyu olabilir. Bakmadık şimdi de. Bu geçerken şimdi rastladık. Biz tekrar bir orman yoluna saptık. Şimdi merkeze inmeden önce. Yine arka tarafına geldik yani. Adanın diğer tarafına geldik bu sefer. Yasada falan bu tarafta kaldı yani. Hatta buradan yine Kınalı'da gözüküyor yani. Diğer ucundayız şu an adanın. Karşısı Kınalı'da. Geçen gittiğimiz ada. Geçen vlogda. Kınalı'daydık. Nasıl rüzgar çıktı. Aşağıdaki koy güzel ama. Güzel gözüküyor. İçinden çıkıp girelim. Onlar karıncalara daldılar. Önüne dağ atmışlar. Yukarıda manastır da vardı. Ama kedi. Orası bayağı yokuştu. Çocuklarla bisiklet var. Hani bir şey oraya yani çıkmadık. Sevebilir miyim? Kedicik yapsın geldi. Eminim beni çımarlayacak yine. Gelmemiş hadi. Görüşürüz Fındık. İsmini de koydular hemen Fındık. Fındık çok tatlısın Fındık. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Banka oturacağım ben biraz ya. Bank mı var orada? Ha, şurada park da var galiba. Tam güneş geliyor. Ne değişik böyle geçitler yapmışlar. Bak Burgazada da parka gitmedik demezsiniz artık. Evet. Siz dikkatli olun. Şurada da çok eski bir ev var. Ne güzel. Çok eski bir tahta revalli. Tahtasına bakın ne kadar eski. Abi. Değil mi? Bu bana göre değil. Neva sevdi. Siz bana bana başına Tarzan deniyor.
Tarzan Sami. Bak bak anne. Şuradayız, şuradan. Al gel. Burada var bak bir tane. Birader, yani ağaçtan büyük olmanın sebebi bu. Tamam. Atlayayım aşağı. Meleğim gel. Gidiyoruz. Bas bas bas. Çiçeklerin kokusu ne güzel. Tamam. Bunun kokusu geliyor. Denize açılan sokak. Şu evlerin balkonunda yaşamak vardı. Ne kadar güzel manzaraları var. Salih bizi çeksene anne. Ha, bizim fotoğrafımızı mı çeksin? Evet. Salih nasıl bakıştı öyle yavrum? Niye kızgınsın öyle? Mamay bakışına. Bakar mısınız? Çok güzel. Aşağı ineyim mi? Hadi in. Bunlar ama çok dik bir yokuş. Geri nasıl çıkacaksın? İnme bence. İsmini göremedim ama kilise. Çocuk bizimkiler gittiler, gitmişler. Ne var orada? Çık. Ben ciddiye gitti. Kedi ha orada restoran var. Gitmek istiyorsan. Öğretmen gidin. Öğretmen. Eviymiş öğretmen eviymiş. İn sen bir in bak ne var ya. Çıkmaz sokak geziyor anneciğim ya işte. Anneciğim çıkmaz sokak yani ki orada espri yapmıyorlar gerçekten çıkmaz sokak. Bak çıkmaz sokak. Boş ver anne. Hadi gidebiliyor musun? Baba gerçekten. Yürüyorsun anne bir yetişkin. Hadi bence gidelim artık ben çok susadım. Hadi gidelim bir şeyler yiyelim. Soğuk içecek içelim çok susadım. Öğretmen evi. Kafesindeyiz. Kedicikler aşağıda kaldı. Gelin bir dondurma. Dondurma keyfi yapıyorum. Ben de limonata aldım. Öğretmen evinden çıktık. Salih henüz kolasını bitirmedi. Hadi gel devam edelim. Babanlar ilerlemişler. Bu merdivenler de dikkatimizi çekti renk renk. Daha yeni gelenler var sanırım. Bu yol bayağı kalabalık. Şimdi ben merkeze doğru gidiyoruz zaten az kaldı. Artık yavaşça inebiliriz değil mi merkeze? O kalabalık var ya oradaki insanlar şimdi buraya geldi orada yanında ulaşacaklar. Doğru. Sonra biz de onun gittiği yerden gideceğiz merak etme. Şöyle adalardaki evlere bayılıyorum ben ya. Çok güzel. Saati bekliyoruz ne yapıyor? Soru mu izliyorsun da? Seni bekliyoruz. Biz de zaten seni bekliyoruz. Köpek. Anne. Anne. Bir kadın bana şöyle yaptı. Hı. Ne yaptı? Şey yaptı. Hadi devam. Merkezin indikçe evler dikkatimizi çekiyor. Çok güzel. Ve yürüyemiyoruz. Yol böyle ikiye ayrılıyor. Biz şu sokaktan gideceğiz. Burada Burgazada Camii. Evlerin şirinliğine bakar mısınız? Adalarda en çok bu ambiyansı seviyorum. Çok güzel. Bir farklı bir ambiyansı var adanın. Bütün adalarda var. Bakın köpeğe çıktı. Köpeğe çıktı mı? Allah'ım. Köpekler. Şöyle merkezindeyiz. Şuradaki konağa bakar mısınız? Çok şirin. Kaç yüzyıllık vardır eminim. Ve içinde yaşanılıyor. Işığı falan yanıyor. Onun içinde yaşamak da ayrı bir güzeldir. Şöyle yakınlaştırayım. Çocuklar parka girdiler sanırım. Şurası da mesela şu beyaz
Bina da bayağı tarihi. Ama orası ev mi otel mi bilemiyorum. Mesela orası da bayağı eski. Tarihi dokusu insanı herhalde böyle cezbediyor adaların. Çok güzel. Burada hemen parkı görünce çocuklar tabii. Bayağı rüzgar çıkmış yalnız. Çocuklara iki mont aldım. Bayağı serin. Şöyle. Demin camiyi çekmiştim ya, oradan geldik. Biraz olsun yani, yol güzergahında adanın etrafını gezmiş olduk. Tamamın değil ama. Güzel. Burgazalı'yı da beğendim. Ama ne, adaların içinde hangisi derseniz, bence benim favorim Heybeliada. Oranın tarihi dokusu çok hoşuma gitmişti. Burası da o ambiyans var. Tarihi doku var burada da. Ama bilmiyorum, Heybeliada bence daha güzel. Burası da güzel ama. Kınalıada daha kendi halinde. Daha yeni yerleşim. Ama orası da küçük minnak, böyle günübirlik turlar için çok rahat yürünebilir. Böyle orman yürüyüşü falan için çok güzel yani. Bebeğim. Nasıldı? İyiydi. Sidefight müzesi varmış Burgazada da. Vaktimiz varken onu da bir bakacağız. Şimdi böyle dar bir sokaktan şöyle aradan gidiyoruz. Hemen ilerideymiş zaten. 200 metre falan gösteriyor. Yol üstümüze, yol güzergahında yoktu. Şimdi otururken de aklımıza geldi. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Karşımıza yine güzel güzel konaklar çıkıyor. Ay da gözüküyor bak. Hava karardı. Artık gece. Arkadaşlar, gece ışığımı bile yaktım ama sınıf yapmayalım diye. Geri mi kapatıyorsun? Şimdi biraz yokuş çıktık. Sadece o yüzden indi bisiklette. Arkadaşlar, küçük konaklar var. Şuradaki yaz bayağı büyük. Belki burası oteldir ya. Bayağı büyük çünkü. Ay, otele hiç benziyor mu? Ama çok güzel ya. Bu otel mi? Harika. Ötesi. Bu bildiğin konak. Burada yine büyük bir kilise var. Hemen merkezi zaten bu. Şurada hemen yazıyorsa bakacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle ismi de yazıyor zaten. Rum Ortodoks Kilisesiymiş. Ayios İdanis. İsmi öyleymiş. Doğru telaffuz ettim bilmiyorum ama böyle bayağı bir gösterişli. Biz devam ediyoruz. Tatlıların güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı ve hoş. Babyliss. Tank be tank. Bisiklet mi? Çiçekler. Satılıyor herhalde burada. Çok güzeller. Verandasına bak. Şimdi akşam olduğu için ne kadar çıkacak güzel bilmiyorum. Evet, geldik ama akşam olduğu için çok net. Benim de flaşım açık Salih. Tamam, okey. Şöyle. O zaman benim yapmama gerek yok. 1959 kuruluş diyor. Aslında bir müze ziyaret günleri de yazılmış buraya ama tabii biz geç saatte geldiğimiz için. 16.45'te kapanıyormuş burası. Şöyle. Bu konak çok güzel bir konak. Dikkatini çekmiş. Gel. Gel kız. Ve dönüyoruz. Akşam olduğu için çok bir şey anlamadık. Yani gündüz saatlerine gelip ziyaret etmek istiyorsak girebiliriz bir dahaki seferine. Hem çocuklar da biraz büyüsün. Şu an çok anlayamadılar. Ama merak ettiler. Bakalım, yavaş yavaş gidiyoruz. Vapur saatine de baktık. Çok az kalmış zaten.
tekrar merkeze ineceğiz. Sonra eve doğru yola çıkarız. Nasıldı Burgazada? Serhat çok beğendi, favorisi. Favorisi Burgazada'ymış. Araç geliyor. Evet ya, o çok güzel kokuyor Serhat. Mis gibi. Hep isimlerini unutuyorum aslında, bildiğim ki bir şeydir kesin. Çok güzel kokuyor. Akşam sefası mı oluyordu ya? Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Çok güzel. Oh, mis. Çok güzel ya. Yazı, küçüklüğümün yazını hatırlattı bana ya. Yaz akşamlarını. Şu anda. Çok güzel. Vapura bindik ve eve doğru geçiyoruz artık. Dışarıya mı gidiyorsunuz? Buraya oturalım, bak şurası güzel. Tamam, bakın. Hadi öpücük de atın bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.